Gir. Berk Bey, bir ziyaretiniz var. Ya çok yoğunum demedim mi ben? İlla kapıya rahatsız etmeyin, yası mı asmam gerekiyor? İyi de efendim, gelen nişanlınız. Gamze mi? O öğlen gelmeyecek miydi? Öğlen yarım saat geçti. Yarım saat rötarlı geldim. O kadar oldu mu ya? Tebrik ederim aşkım. İşkolikler Kulübü'ne kurucu üye oldun. Berk Bey, benden başka bir istediğiniz var mıydı acaba? Birisi ararsa bağlama. Biri gelirse de erken çıktı de. Peki efendim. Bugün bayağı agresifiz. Ya ne alakası var canım? Bir sürü iş birikti. Ben canımı dişime takıyorum burada. Ne oldu Gamze, niye sustun? Öfkeli patron maskeni çıkartıp anlayışlı nişanlı haline dönmeni bekliyorum. Yapma Gamze ya. Gerginim o kadar. Peki. Aşkım, seni üzdüysem özür dilerim. Yok, ben sadece seni böyle görmeye alışkın değilim, o kadar. Tabii sen benim hep sakin halime alıştın. Ama iş ortamı böyle işte. Ya tuttuğunu kopartmak için sert olmak gerekiyor. Her neyse. Bak, sana neler getirdim. Bunlar ne? Davetiye çeşitleri. Çok orijinal şeyler var. Bak mesela bunlar nasıl? Ya ben en çok bunu beğendim. Beğendiğinin birini seçse. Ama çok farklı model var. Hem fiyatları da değişiyor. Parası neyse verir. Sen beğendiğin birini seç. Berk, niye böyle yapıyorsun? Bu ikimizin düğünü, hatırladın mı? Aşkım, beni böyle şeylerle uğraştırma. Parası da önemli değil diyorum. Sen seç işte birini. Daha ne istiyorsun? Bak, nikah şekeri çeşitleri de var. Aşkım tamam. Sen seç birini. Ben senin zevkine güveniyorum. Berk, hani beraber seçecektik? Onun için geldim buraya. Hem sonra yemeğe de gideriz. Aşkım kusura bakma. Ya bir sürü işle uğraşıyorum. Zaten bu erken düğün tarihi beni mahvetti. Sana inanamıyorum Berk. Hani nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsun? Üstelik düğünün hemen yapılmasını isteyen de sendin, hatırlatırım. Gamze görüyorsun. Beni böyle incik cincik şeylerle uğraştırma. Ya sabahlara kadar çalışıyorum, bir de senden fırça yiyorum ya. İşin güzelliğini hissedemiyorsun Berk. Bunlar incik cincik şeyler değil. Düğünün en güzel tarafları. Tamam, madem en güzel tarafı, ben de tadını çıkar diyorum o zaman. Bazı şeylerin paylaşıldıkça tadı çıkar. Bunlar heyecandır, hevestir, gelecek hayalleridir. Paranın yanından teğet geçen şeylerdir. Bak Gamze, zaten baskı altındayım. Bir de sen üstüme gelme. Tamam Berk. Madem öyle, ben hallederim her şeyi. Bak, isteyince anlayışlı olabiliyorsun demek. Gideyim de seçimlerimi yapayım. Bu sefer daha çok düşüneceğime eminim. Hoşça kal. Ya kadın milleti ya. Ya sabahtan akşama kadar ben çalışıyorum, kaprisi de ben çekiyorum. Hayret bir şey ya. Gamze, 20 dakikadır yoldayız ve tek kelime etmedin. Ya Gamze, sorun nedir? Okula geç kalıyorum. Durmak iyi fikir değil. Surat asmayı kesene kadar burada kalacağız. Buradan çıkış yok genç bey. Zorla mı alıkoyacaksın? Sen de kapris mi yapacaksın? Kapris falan yaptığım yok. Sadece kızgınım. Ya neden kızgın olduğunu öğrenebilir miyim? Bir de soruyor. İşte Berk, bunlar için kızgınım. Ne olmuş? Hatalı mı basmışlar? Hayır, gayet güzel olmuş. Hatta tam istediğim gibi olmuş. Mesele ne o zaman? İstediğimiz gibi değil. İstediğim gibi. Biz değil, ben yani. Daha şimdiden yalnız kaldım Berk. Gamze yapma ya. Yani alt tarafı bir düğün davetiyesi. Üstüne kuş mu konduracaklar? Anlamıyorsun Berk. Her şeyi kendi başıma yapıyorum. Ha biraz daha kalsak düğünde de yalnız gelin olacak. Tamam Gamze. Sakinleş lütfen. Tamam, biliyorum her şey hızlı gelişte. Ve sen de stres altındasın. Stresli ama... Stresli falan değilim ben. Sadece kızgınım. Hatta kırgınım da. Ya Gamze, her şeyi bu kadar abartma ama. Ha nasıl abartmayayım? İnsan bir kez evlenir. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Ben onu anlamıyorum. Ya rahat falan olduğum yok. Ben de senin kadar heyecanlıyım. Ama bin tane şeyle uğraşıyorum. Bin değil. Bir şey düşünüyorsun. O da iş. Ya iş deyip geçme. Ya sen kabul etmek istesen de istemesen de hayat belli bir ekonomik düzenle devam ediyor. Tamam, para her şey değil ama önemli. İnsanın en azından aşkını feda etmeyecek kadar parası olmalı, değil mi? Bu konuyu tekrar açmayalım lütfen. Berk, okula gecikiyorum. Lütfen arabayı çalıştırır mısın? Gamze, sorumluluklarım var, anlamıyor musun? Benim de sorumluluğum derslere vaktinde girmek. Bilmem anlatabildim mi? Peki Gamze, sen bilirsin. Otur bakalım canlı kalkan. Kurşun biraz daha yukarı gelseydi banttan seyrederdin artık benim. Ya öyle deme Kerem. Sen ne yaptın?
Evdekilerle aran nasıl? Nasıl olsun? Bildiğin gibi yani. Hala hiçbir şey yok yani. Ne demek bu şimdi? Ailen hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Bilme daha iyi Kerem. Tamam tamam. Sen yanımda ol. Senin sayende aksiyon yaşıyoruz. Güzel oluyor. Arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Sınıfça yerinizi ayırttım. Buyurun efendim. Artık bu davetiyeleri anı olarak saklarsınız. Teşekkür ederim Gamzeciğim. Artık darısı başıma. Başımıza. Düğünde görüşüyoruz değil mi? Tabii geliriz. Ben bunları hocayı bırakıp geliyorum. Kardeşim benim. Efsanenin 11B efsanesi geri geldi be kardeşim. Şşş. Ne yaptın abi? Kız açıyor mu telefonunu? Yok be abi. Arıyorum açmıyor. Ne yaptıysak? Ya. Hadi ya. Ya. Ne oluyor oğlum? Ne olsun abi, yok bir şey. Yok yani. Bir şey yok ya, ne olacak? Hazal'la Kerem'i yan yana görünce vurulma olayı aklıma geldi benim. Bu müfredat programını yeniden incelemeye almak lazım. Affedersiniz öğretmenim. Rahatsız etmiyorum ya. Yok, şeyi konuşuyorduk biz, eğitim sistemini. Ev ödevinde kalmıştık, onu sonra konuşalım. Tabii. İsterseniz sonra da gelebilirim. Yok çocuğum, öyle konuşuyorduk. Tabii sonra da konuşabiliriz. Peki o zaman sizlere bunları getirdim. Nedir bu? Düğün davetiyem. Evleniyorum öğretmenim. Gamzeciğim bu kadar çabuk mu? Yok aslında çabuk sayılmaz. Daha okul bitmedi. Acelen neydi? Böylesi daha iyi öğretmenim. Peki. O halde sana mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii gel. Benim nikah şahidim olur musunuz? Gamzeciğim, şimdi böyle durumlarda ailenin büyükleri, yakınları şahit olur. Öğretmenim, benim için yaptıklarınızı unutmadım. En zor günlerimde hep yanımda oldunuz. Ölümle boğuşurken ya da hayatımla ilgili önemli adımlar atarken hep yanımdaydınız. Siz de benim ailemsiniz. Bence Gamze haklı Afet Hanım. Bu görevi layığıyla yaparsınız. Beni kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne oluyor ya abiler? Ne saklıyorsunuz benden? Allah Allah, hasta mısın nesin ya? Ne saklayacağız oğlum senden? Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Allah Allah ya, saklamak falan filan. Bir daha böyle şeylerle gelme abi, saçmalıyorsun yani ha. Saklıyormuşuz falanmış. Kerem, ne oldu abi bunlar iki dakikada ya? İyice tuhaflaştılar ha.